Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün arkadaşlar banlanıyoruz adamım. Bugün banlanıyoruz. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere benim KD'm 126 sen milyar hayal. Yani hayallerde görebileceğim bir KD'ydi. Gerçekten çok uğraşılmıştı. Gece 5'ten öğleden sonraya kadardı, tamam mı? Ve toplam 20 maç attık. 19 galibiyeti aldık. Bunun 17'si üst üste oldu. 17 maçın üst üste hepsini win aldık. Zaten yayınlara gelenler de bilir. Bayağı bir üst üste hep win aldık. Bayağı koordineli oynadık. Güzel oynadık. KD'm de 126'ya geldi. Ve şöyle bir sıkıntı gerçekleşti. Eğer ki KD'niz çok yüksekse ban yersiniz. Hani çok iyi oynarsanız ban yersiniz. Oyunda öyle bir şey var. Ben de herhalde büyük ihtimal çok rapor yedim. Oyun süresince vurduğum adamlardan dolayı bildirildiğimi düşünüyorum. Çünkü takım arkadaşlarım yayında da çok söylediler. KD'yi gizlediler. Yok dedim, benim saklayacak bir şeyim yok dedim. Ben de KD'yi açık açık gösterdim kardeş. Hani KD'm dedim açık olacak kardeş. Hani vurduğum adam görsün. Görsün kimle karşılaştığını bilsin. Hani niye ben saklayayım ki? Hani bir şey saklıyorsan demek ki vardır bir şeyler hani. Anladın mı? Ben niye saklayayım ki KD'mi? Yani arkadaşlar 3 senedir FPS oyunu oynuyoruz, tamam mı? Hani PC'den oynuyoruz. Her zaman PC'den oynadık. Hiç telefondan oyun oynamadık. Ben ve takımım HB'de, Fury ekibi de zaten hepimiz aynı takımız. Hepsi arkadaşlar eğimimiz aynı zaten. Geldiğimiz oyun belli. Önceki oynadığımız oyunlar belli. Hepimizin eğimi iyi. Yani biz oynuyoruz yani. Oynamaya çalışıyoruz bu oyunda. Yani insanların karşısına iyi oyuncu gelmemiş herhalde. Genelde bize hile deniyor. Ve gerçekten iyi oyuncular var. Rank kasın ve oyuncuları görün. Bizden daha iyileri var. Hani biz en iyisi biziz diye bir şey yok. Bizden çok çok iyileri de var. Sadece bize kazandıran ne burada? Takım oyunu. Bizi vurmuyorlar mı? Vuruyorlar arkadaşlar. Biz de ölüyoruz. Yani öyle bir şey yok yani. Ölümsüz değiliz. Ama insanlar hile diyorlar ya. Eğer ki bize hile diyorsanız arkadaşlar bir rank kasında. Şöyle asın bir üstüne çıkın ya. Asın bir üstüne çıkın. O zaman diyeceksiniz ki ya bu as ve üzeri bütün insanların banlanması lazım. Hani bunu diyeceksiniz. Hani bize hile diyorsanız. Bu oyunu oynayın arkadaşlar. Bu oyunu böyle insanlara hile demek için, hani çamur atmak için oynamayın. Böyle hani oynayamıyorsan bırakacaksın hani bu oyunu. Daha fazla uzatmanın da bir manası yok yani. Çamur atmanın bir manası yok gerçekten. Bu hem oyuncular hem yayıncılar için geçerli bu söylediklerim. Hani bu oyunu oynayamıyorsanız oynamayın. Gerçekten hani uzatmanın da bir manası yok. Ben oynayamasaydım arkadaşlar ben bırakırdım zaten. Uzatmanın da bir manası yoktu benim için. Ama diğer insanlar ben anlamıyorum. Gerçekten anlam veremiyorum. Çok ilginçtir. Yani kendini geliştirmiyorlar. Sadece insanlara laf atmakta geliştiriyorlar. Bu üzücü yani. Gerçekten üzücü. Hani hem takipçilerinize karşı hem de bulunduğunuz arkadaşlarınıza karşı sizi küçük düşürüyor. Bunu yapmayın be. Her sizi vuran insan hile değildir yani. Düşünsene ya, beni birisi vuruyorsa hile mi diyeceğim ben? Herkese hile mi diyeceğim? Öyle insan mı kalır oyunda ya? Ne gerek var bunlara? Neyse. Yok dedim, KD'mi saklamam. İsteyen bildirsin. Sonuçta PUBG Mobile kalkıp bakmıyor mu benim hani hesabıma bakmıyor mu, hani bir şey var mı yok mu diye. Girip istedikleri kadar bildirsinler. Ne de olsa hani baktıklarında görecekler gerçeği zaten. Onda sıkıntı olmayacak dedim, tamam mı? Ama şöyle de bir şey varmış PUBG Mobile tarafında bana gelen şeyde, mailde, tam olarak bilmiyorum şimdi. Otomatik ban diye bir şey varmış. Çok yüksek puana ulaşma ve çok yüksek KD'den dolayı. Ama ben banlandıktan 2 saat sonra benim banım açılmış. Tamam, benim haberim yok. Otomatik ban atılmış. Ben de orada itiraz kısmı var ya, itiraz kısmına bastım. Haksız yere ban yedim dedim, gönderdim. Tamam mı? Onlar da o ara bakmışlar. Bakmışlar hesaba, bir şey yokmuş. Hesap açılmış, tamam mı? Ben de sağ olsunlar PUBG Mobile Türkiye Discord'una sordum. Hani dedim ki ban atılmış ve ban açılmış dedim. 10 yıl ban çıktı ama bak, onu kaydı da şurada, onu da göstereceğim. 10 yıl ban yiyorum. Şu şöyle oyundayız arkadaşlar, tamam mı? Bak, bunu Facebook'tan çekebildim çünkü kayıt açmamıştım burada. Kayıt açtığımda gerçekten çok kasıyordu. Ekiplere karşı oynayamazdım bu şekilde. O yüzden kaydı kapatmıştım ben. Tam bak yukarıdaki adamı rush diyorum. Hop, burada adam el bombası atıyor. Orada el bombası duruyor. Ben sonra tekrardan gidiyorum. Bak burada bağlantı kopuyor. Tamam mı?
Veri değişimi, bağlantı koptu. Sonra ben buradan tekrar oyuna giriş yapıyorum. Şöyle geliyorum. Burada görüyorum ki 2029 yılına kadar ben ban yemişim. Tamam mı? Arkadaşlar banlandıktan sonra zaten otomatik hani otomatik banlandığım ortaya çıkıyor. 2 saat sonra da zaten banı açıyorlar. Otomatik olarak açılıyor. Fakat rankım yerine gelmemişti. O da pazar günü yerine geldi. Sonrasında hani PUBG Mobile Türkiye'den böyle bir mesaj geldi. Hani açıklama kısmı o şekilde geldi. Yoksa zaten sistem hem otomatik ban atmış hem de otomatik olarak açmış hata yaptıklarını anlayıp böyle bir şey gerçekleşti işte. Benim şu oyunun sonunu da göstereyim arkadaşlar. En yüksek KDM'e ulaştığım an burada. Bu oyunu da koyabilirsem bu videonun sonuna koyarım arkadaşlar. En azından hani görürsünüz nasıl oynadık, neler yaptık falan diye. Burada en son KDM'e bakıyorum. 21 oyundan 20 galibiyet ve 131 KDM var. Biliyordum zaten hani bu yönden hani bildirileceğimi biliyordum. Çünkü arkadaşlar bu KD gerçekten normal bir KD değil. Tamam mı? Ama aldığım killlere bakarsanız hatta story de atmıştım. Hani ranka başladık falan diye. Orada da böyle hani killerim 3, 4, 12 var. Şurada en fazla leş rekorum mesela bu sezon başladığından beri. 12, 8. Bu şekilde gidiyoruz, tamam mı? Hani daha fazla kill olsa şurası var ya 200-300 patlayacak. Daha fazla kill olsa arkadaşlar burası patlar gider. Çünkü oyun kaybetmezseniz oyun sizdeki leşinizi KD olarak yazar. Sıralama kaçtayım? Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bak. Bak daha sezonun başı ha. Öğlen bu. Yayındayız. 3480 puanım var. Ben 259. sıradayım. Tamam mı? İlk yüzdeki adamla aramda kaç? 50 puan kalmış. 2 oyun sonra ben ilk yüzdeyim. Hani herkes beni ilk yüzde görebilecekti. Hani ben bunun videosunu çekecektim. Ben gece 5'ten bu yayına kadar hiç uyumadım. Tamam mı? Hiç uyumadım. Uyumadan deli gibi rank kastık, o kadar taktik yaptık, adam parçaladık, o kadar Avrupa Ligi'nde kimseye vermedik oyunu. Ama gel gör ki beni bir gün boyunca beni bu şekilde mağdur ettiler ve ben diğer gün rankıma ulaşabildim. Yani dün, çünkü bugün bu videoyu atıyorum, dün rankıma ulaşabildim. Hani hesabımın banı kalktı ama rankım tekrar yerine geldi. Fakat ben bir gün boyunca bu kadar insanın arkasında kaldım. Normalde ben ilk 50'de falandım yani. Hatta belki daha da zorlamıştık ve üst sıralara gelmiştik yani. Anladın mı? Hani yine rank kasmaya devam edeceğiz. Deli gibi kasmamız lazım. Çünkü bir günlük boşluk oldu benim hesabımda. Hatalarını anladılar. Tabii ben yine uğraşacağım bir şekilde. Çünkü benim burada bir mağduriyetim var. Tamam mı? Hani böyle pardon diyemezsin ya. Pardon deyip kimseye 10 yıl ban atamazsın ya. Öyle bir saçmalık yok yani. PUBG Mobile ne yapmaya çalışıyor ben anlamadım. Hani bu şekilde dümdüz böyle ban atamazsın ya. Hesabı da inceliyorsun. Hesapta da bir şey yok. Ha pardon. Pardon hesabınızı açtık. Buyurun kullanın. Bu neden ben bunu çekiyorum ki? Neden ben bu sıkıntıyı çekiyorum? Karşıdaki takımdan herhangi bir oyuncu beni öldüremiyorsa bu benim sorunum mu? Ya böyle bir saçmalık mı var ya? Hani oyunda zaten herkes hile diyor. Hani oyuncusundan yayıncısına kadar herkes zaten oynayışımıza hile diyor. Bir PUBG Mobile kalmıştı. O da yaptı. Ama hesapta herhangi bir sıkıntı göremediği için açtı. Fakat ben mağdurum. Bir gündür benim bir gün boyunca ben rank kasamadım. Ve ben sıralamadan geri kaldım. Şu an sıralamam 900'lerde falan. Ya ben yine zorlayacağım. Yine Fatih'e çıkacağım. Hani bir şekilde yine çıkacağım. Ama benim burada bir mağduriyetim var. Hani PUBG Mobile'ın bunu bir şekilde karşılaması gerekiyor. Kendileriyle bir konuşacağız edeceğiz bakalım. Ben cevap bekliyorum hala. Sadece bir özür, yani özür mesajı tabii çok önemli. Bu da olsa hani ben şey yapmam da. Ama yani bir gün boyunca bir de yayında bu gerçekleşti. Ve ben bunu gösterdim zaten herkese. Banlandığımı da gösterdim. Sonrasında arkadaşlar hesap açılıyor. Hesap 2 saat sonra açılıyor. KDM 67 neden? En sonki maçta öldüm diye. En sonki maçta ben ölüyorum. Takım yine birincilik alıyor. 22 maçtan yine 21 galibiyetimiz var. Ama öldüğüm için arkadaşlar KDM direkt 2'ye bölünüyor. Hani KD olayı bu şekilde ilerliyor. Ölürseniz direkt 2'ye bölünür. Sonra bir daha ölürseniz bu sefer yine 2'ye bölünür. Böyle böyle azalır. Tamam mı? Şu an mesela düştü baya. 67 KD'ye gelmiş burada. Burada başka bir şey var mı? Aynen. Bronzum Avrupa Ligi'nde.
Bu ilk açıldığı. Bunun sonrasında yine KDM'i gizlemedim. Şu an KDM 20'lerde falan. Ya o bile hani oyunculara göre mesela yüksek bir KD. Yine bildirirler ama beni hiç fark etmez. Arkadaşlar görüyorsunuz hani yine aklandık yani. Kimse bize çamur atamaz kardeş. Biz burada oynuyoruz bu oyunu. Hani biz 3 senedir FPS oyunu oynuyoruz. Hani kalkıp telefondan oynamadım. Ama bu oyun emülatör olarak da adamlar sağlıyor bunu. Ve emülatör oyuncularıyla karşılaşıyoruz. Bildiğin PC'den oynuyoruz insanlarla. Hani mobilciler mobildekilerle oynuyor. Biz PC'dekilerle oynuyoruz. Aramızdaki fark biz turnuvalara katılamıyoruz. Olsun. Ben bu şekilde bu oyunu seviyorum. Diğer PC oyunlarını arkadaşlar niye geçmiyorum? Çünkü benim zamanım yok buna. Sonuçta bir PUBG oynayacaksan. Bak hiç oynamamış bir insan PUBG oynayacaksa arkadaşlar 1000, 2000, 3000, 4000 saat ayırması lazım. Hani bilmiyorum daha fazla mı belki daha fazladır. Benim böyle bir zamanım yok. Benim böyle bir zamanım yok arkadaşlar. Ben bu oyunu oynuyorum ve burada iyi olmaya çalışıyorum. İzleyicilerim bunu seviyor ve ben bu oyunu oynamaya devam edeceğim. Ne kadar da bana hile deseler arkadaşlar PUBG Mobile bile dedi yani. Onu bile yendik ya düşünsene. Oyundaki herkesi bitirdik. PUBG Mobile'i bile yendik. Bu gurur verici. İnsanların bana hile demesi benim hoşuma gidiyor zaten arkadaşlar. Söylemiştim. Çünkü bu bir övgü. Çünkü, hani Türkiye'de dediğim gibi iyi oyuncu yoktur. Hiledir o. Ve iyi oyuncuya hile diyorsam tamam ben bu bir övgü benim için. Ben bunu kabul edebilirim. Benim için hiç sıkıntı yok. Belki buradaki videoyu da ekleyebilirim arkadaşlar. İzlersiniz. Takımlı maç. One Man Squad çekemedim. Çünkü dün dediğim gibi o ban olayından dolayı var ya hani moralim çöktü. Yani PUBG Mobile bile bunu yapıyorsa dedim. Yani biz daha dedim hani kim hani hakkımızı savunacak falan diye bayağı moralim bozulmuştu. Oyuna giremedim, video çekemedim. Kusura bakmayın. Belki bu videoyu koyarım. Hani az da olsa sıkılmazsınız. Hani görmenizi istedim. Birçok yayıncı söyledi bana. Hani kendi takım arkadaşlarından ya da etrafındaki insanların hani 10 yıl ban yiyip açıldığını söyledi. Hani oradan bir şey geldi bana böyle hani rahatlık geldi. Ben dedim ki tamam o zaman bekleyelim hani cevabı bekleyelim o zaman. Harbiden açıldı. Yani bazen haksız yere ban atıyorlarmış demek ki. Onu gördük. Ve bu işin peşini bırakmam kardeş yani onu söyleyeyim. Yani PUBG Mobile özür dileyecek daha fazla bir şeyler yapacak bilmiyorum. Bu iş böyle olmaz yani. Bir gün beni banlayıp pardon diyemezsin ya. Neyse arkadaşlar. Ama bir pusu yer miyiz? Yok abi sanmıyorum. Değil mi? Şey yok gibi. Yok. Sana evet, git yok. Kanka. Şu aracı alalım. Ha get plan var abi. Var bak. Var. Tekerlek yok. Yapma. Adam suya atladı. Yapma. Aa öldü. Aa öldü. Ya. Nasıl suya atlayarak ölüyor? Abi. Aa buraya denk gelmiş he. İnanılmaz ya. 556 var mı? Baya iyi bir. Hop. Aa, sıktı bana. Kulede. Evde. Vuruyorum aynen. Kafamı atacaksın. Gördüm adamı. Aynen abi. Canı bir. Üstümüzde de var abi. Aynen. Atlar mı acaba o? Öldüler abi. Hele. Karşıdaki yaşıyor mu? Öldü. Okay. Gördüm adamı gördüm sağda. Gelin tamam. Burada. Şu evin orada. Aynen. Bir vuruşluk canı var ya. Hani kaçtı o ya. Bunlar onlar değil abi. Yatmadı mı ya? Yattı o. Yere yattı abi. Evet. Bak sıkıyor. Ben soldan gidiyorum Yunus gel kanka. Şu yatan kalkacak mı? Hadi be. Kalktı. Drop alıyorlar. İçeri kaçtılar beni. 3 kişi değil mi abi? Yani öyle gördüm. Nasıl gitmedi? Bir bombasına kanka varsa. Bir baygın. Yapıştır. Onlar. Bu arada onlar. Oooomen. İkisi de evde. İkinci katta abi. Aynen şuradaki. Birisi çıktı. Kaldıracak arkadaş şimdi Yunus. Bombanız var mı? Size görebilirim. Body shot yedi o. Aldım onu abi. Çok iyisin. Bayıldı biri. Arkaya atlayacak. Yok. Bayıldığın adamı arkaya gitmesine izin vermedim. Tamam.
Ayıplarımız olaydı, bayılmadım. Öldüler, öldüler. Helal. Gelebilirler abi onlar. Aa geldi, onlar geldi, onlar geldi. Yat yat yat. İniyor iniyor, tepedeler. Beyler arkamda adam var. Bu ne? Evet abi var. Botçuk. Yuh. Şurada. Drone var abi, bunda iken var zaten. Hadi canı canıma bak. Ya evde 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 adam. Adam evde. Kanka bayılttım. Kavrum var mı senin? Kanka beni boş ver, adam aşağı öldü. Gidiyor, onu kaldırmaya gidiyor. Kanka adamı kaldırtma Yunus, o sor evde. Gördüm adamı. Düşme bir atıyoruz. Kanka şurada biri var da bota benziyor. Eve girdi Yunus o, bomba atsa mı ne? Bomba geldi önüme. Sol altta. Esin abi sağa baksana, sağa Esin abi. Sağ mı? Sağ tarafa. O açığa bak aynen. Okey. O baktığını açıda bir tane adam. O bot mu ha? Yok abi bot değil. Yok bunların arkadaşı aynı bayraklı bak. Sesin neresinde acaba adamlar? Üst katta abi biri. Bomba atabiliyoruz, çıkma çıkma. Atsana kanka, tamam sıkıntı yok. Bomba atabiliyoruz, iki kişi var. Tamam. Atladı. Biri daha var abi içeride. Aynen okay. Kanka o içeride. Abi baya bombam var, girmeyin. Tamam ben de atıyorum. Ufak var ya, ufak ufak. Gitti mi? Ona mı vurdun? Hayır hayır, duruyor hala duruyor. Ayak izi var hala. Küçük oraya gidiyor. Atlayacak atlayacak. Alan dışına atlayacak bence abi. Aa bak. Tamam bitti. Birinde AVM vardı Yunus. Aldın mı sen onu? Hayır, almadım. Normal yani. Aa drop burada zaten. Buradan evet, keseriz. Adamlar üstü. Aynen aynen gördüm. Bomba var abi, sallayabilirim onu. Atsın. Adam. Aa düşmedin mi sen? Yuh. Bir kere daha biri altta geziyordu. Bomba geldi. Önünde ufuk. Kaldırıyor abi, bomba atsa da. Bombam kalmadı benim. Önünde ya, şeyin arkasında tamam. Atabiliyorsan. Kör edeceğim ona. Kör değil, bence değildir herhalde. Üste abi, üste. Bakıyorum kanka, rahat ol. Rahat ol. Çıkabiliriz abi yukarı. Atladı. 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 Biri daha var abi. Aynen. Bomba çekti abi. Helal abi. Helal. Güzel. İki kaldı abi. Allah Allah. Oha. Evet. Yuh yukarıda. Yukarıda yukarıda. Lan lan lan. Nerede? Lan çüş. Neredesin? Korkutuyorsun abi. Abi yere yatmıştır. Abi şurada abi. Bir yerde Ersi abi. Yok ya bence. Orada bir iz geldi abi. Öyle mi? Canıma baksana. Ersin abi ağaçta ağaçta. Gördüm, baktığın gördüm. Noktada ağaç. Aynen aynen. Bir dakika. Göreceğim. Kafayı da abi bende. Şurada. Ağacın solunda abi. Bak, hani ya? Şu an göstermiyordur abi. Ağacın solundaydı. Bir kafaya da cam basıyordur abi. Şu mu? He tamam gördüm. Aynen abi. Helal. Helal. Bye man. Eyvallah. Videoyu beğendiyseniz like'lamayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.